Merhaba arkadaşlar, şimdi bu videomla birlikte geçen videoda hata kalan yere geldim. Oradan tekrardan devam edeceğim. Yani şöyle olacak. Videonun içerisinde şunları yapacağız. Flutter'da bir yönettiğimiz sayfalar var. Yani page controller var. Bu page controller'ı provider içerisine alıp sadece bir yerden bir yerlere taşımak değil de başka bir yerde olsun, isteyen buradan ona bakabilsin şeklinde bir yapı kuracağız. Provider'ı kısacası, pardon, page controller'ı kısacası provider'ın içerisine alıp daha kontrol edilebilir bir hale getireceğiz. Bu sayede de hani bazı işte şu sayfada olduğunu anlama gibi özellikler de katmış olacağız. Şimdi sizi kod sayfasına geçiriyorum. Şöyle yapalım. Şurayı da buradan iptal edeyim. Şuradan tekrardan emülatörü çalıştırayım ama emülatör bu tarafa gelsin, bir bakalım. Evet, emülatörümüz geldi, yani sayfalarımız. Şimdi mesela ben About'tan Service'a, Service'tan Home'a geçtiğimde burada hiçbir buranın haricinde bir anlam ifade eden bir şey yok. İstersen ben buraya işte bastığım yerin altındaki şu çizgi kalınlaşsın, kırmızılaşsın, yeşilleşsin gibi detaylar eklemek istediğimde benim hangi sayfada olduğumu projeye bildirmem lazım. Bunu da işte şimdi yapacağımız bir controller'la yapacağız. Şuraya geldim. Const'un içerisine bir tane controller diye bir sayfa oluşturuyorum. Şöyle. Bunun içerisine de dosyamızı oluşturuyorum. Şimdi aklıma gelmedi benim. Main. Şöyle yapayım. Main. Screen. Controller. Dim.dart yapayım. Buraya da aynı şekilde class main screen controller dim extend diyeceğiz. Tabii ki de change notifier. Bunu da vereceğiz. Şöyle yaptım. Şimdi change notifier'ı aldık ama ben öncelikle şu yani buraya geleceğim. İşte diyeceğim ki hani şu şurayı CTRL öyle pardon. CTRL Ç ile yana alayım. Buraya geleyim, şuradan nerede main screen'im? Product Home main, main screen, evet şurada. Main screen'i de şu tarafa alayım, göstereyim yani size. Şimdi benim burada bir yapım vardı hatırlıyorsanız, bakın page controller diye. İşte ben bunu nerede? Şuralarda gittiğim yerlere paylaşıyordum. Nereden paylaşıyorduk? Drawer nerede? Drawer main drawer, mesela bak main drawer'ın içine controller'ı buradan alıp atıyordum falan filan, hani bunları daha sonra düzeltecektik tabi. Şimdi ben buraya geldim, şuraya bir öncelikle static yapıyı kurmak istiyorum. Static main screen controller, şöyle yapalım, instance. Hani bu yapıyı kurmayı seviyorum ve size de tavsiye ediyorum. Zaten get instance, şöyle yapalım. Buraya da gelip işte return change, pardon, instance eşittir main controller nokta init diyelim. Buraya da return instance diyelim. Şimdi son olarak da bana controller için kızacak. Main controller nokta in. Yani bu yapıyı mantığını kavradığınızda sizin için çok basit bir şey. Sadece neyi nereden nasıl alacağınızı gösterdikten sonra. Şimdi ben buraya geldim. Şurada bir tane page controller'ım var. Geliyorum buraya. Page controller diyorum. Controller diyorum işte. Page controller'ı da burada veriyorum. Mesela initialize sayfa 0. Şöyle de vereyim. Şimdi şöyle vereyim. Bu controller'ı şimdi ben dışarıdan kontrol edeceğim. Ama ben bu sayfaya bir de şu özelliği katmak istiyorum. Int current page demek istiyorum. Şimdi current page'imiz bizim 0. Şuraya geldim. Bir tane de void change page
istedim. Şöyle geldim. Int istedim bir tane. Page diye. Buraya da geldim. Dedim ki current page eşittir page. Buraya da değişiklik olduktan sonra zaten notify listener diye bir fonksiyonumuz vardı. Onu çalıştırdım. Şimdi ben bu change current page'i ben dışarıdan da alabilmem için buraya bir tane de getter metot yapacağım. Şuraya geleyim. Şuraya alayım. Buraya da şimdi şeyi çağıracağız. Get şöyle int get current page. Bu da eşittir şöyle current page. Bunu da böyle verdikten sonra eşittir ok işaretiyle. Aslında temel anlamda sayfamızın yapısı bitti. Yani burada özel bir durum kalmadı. Buraya geldim. Mesela şu late page controller'ı mesela şuradan iptal ediyorum. Burada bana diyor ki controller falan filan, bunu da iptal ediyorum. Şimdi sayfayı yavaş yavaş çizelim. Evet, initialize'ı kapatmadım şimdilik görün diye. Ben sadece buraya dispose eklemek istiyorum. Hani main controller dispose olduğunda, yani bir şekilde kapandığında, durum dışı kaldığında bu da kapansın. Onu da nasıl yapıyorum? Şimdi ben buraya main page controller nokta dediğimde bakın şurada bir instance çıkacak. Tabii yeri bilmiyor. Yerini önce istiyor benden. Şöyle main screen, yanlış yazmışım. Main screen controller'ı veriyorum ve şuradan diyorum ki senin yerin burası. Şimdi burada instance otomatik çıkıyor. Controller da çıkıyor. Şimdi bakın burada da dispose özelliği var. Yani aslında ben şuradaki bir controller'ı buradaki her yere yaymış olacağım işin özünde. Ben burada bakın controller diye kızıyor main drawer. Ben sana diyorum ki artık senin buradan bir controller almana gerek yok. Şurayı da şöyle iptal ediyorum. Şöyle yapayım. İşin özünde sen boş kalabilirsin diyorum. Şuraya geçip. Buradakiler de bana kızacak, hiç sorun değil. Ben işte buradan aşağı iniyorum. Bakın burada bana controller istediğini söylüyor ısrarla. Sana gerek yok diyorum. Bunu veriyorum. Başka en altta bakın yine burada controller olarak paylaşmışız. Bir de bir altta main page view diye controller olarak paylaşmışız. Şimdi oraya da gidelim main page'i. Bu da dursun. Ama zaten burada main page'i de controller'dan kurtaracağımı söylüyorum. Bunu da böyle yapıyorum. O bana kızdığı için şuraya geldim. Burada bakın yine required deyip controller'ı vermişiz. Çünkü bir yerden her yere taşımaya çalıştık biz o controller'ı. Şunu da şöyle iptal et. Şimdi burada bana bakın kızıyor. Controller nerede diye. Ben de buna sana diyorum ki sen şuraya bakacaksın. Main screen controller nokta instance nokta controller. Bakın artık kızmıyor. Çünkü nereden neyi alacağını biliyor. Şuraya gelelim. Burada da kızıyor mu? Hayır. Tamam. Şimdi sıra geldi buraya. Burada controller'ın nerede olduğunu bana soruyor. Çünkü yerini bilmiyor. Burada da drawer menu liste controller göndermiş. Yani dıdısının dıdısı her yere controller'ı gönderdi. Buradaki controller istemini de şuradan iptal ediyorum. O bana kızacak. Çünkü burada istiyor diyecek. Ben de buraya gelip şuradaki controller'ı da iptal edeceğim. Şöyle. Tamam. Şimdi bakın burada her yer bana kızıyor. Neden? İşte page animated to diye bir yer var. Bura benden controller istiyor diye. Bunu da iptal ettim. Şöyle yukarı çıkayım. Burada controller isteyen yapılara şu drawer'daydı. Şunu da başa alayım. Şöyle. Drawer menu listedeki bütün kontrolörleri aslında iptal edeceğiz. Şöyle yapıyorum. Alt tuşuna basarak yer seçiyorum. Böylece birden fazla yere aynı anda işlem yapmış oluyorum. Aynen bu şekilde. Şuradan sildiğimde hepsini silmiş oluyorum. Şuraya da geldim. Şöyle yapayım. Bunu da buradan sildim. Tamam. Şimdi benim için tek hatalı yer şura kaldı. Burada diyor ki abi benim kontrolörüm nerede? Ben de sana diyorum ki main screen controller nokta
Sinüs, şöyle tabii tanımlamamız lazım. Nerede olduğunu bilmiyor. Şuradan da verdim. Buraya da geldim. Instance dedim. Zaten nokta deyince artık işler çözülmüş olması lazım. Şimdi herhangi bir hata vermiyor. Projeyi bir baştan çalıştırayım bakalım. Gördüğünüz gibi aslında sayfalar çalışıyor. Hani ileri geri aktarımlar var. Burada tek eksik yer şurası. Ben bu page'in değiştiğinde, yani bakın rahatlıkla değişiyor artık. Sadece provider, controller tek bir yerde. Ben buraya şunu yapmak istiyorum. Şunu şuraya al. Bu fonksiyonu kullandığında, page animated to yaptığında herhangi biri burada şunu da çalıştırsın. Nerede? Bu ne? Ha, şu drawer manager, bunlar eski arkadaşlar. O hata verdiği yerden kopan yerler diyelim. Drawer manager'ı da buluruz. İptal ederiz. Sorun yok. Hatta neredeymiş? Şuradaymış. Evet. Bu benim diğer taraf. Yani ben bu kodları yazdığımda patladı. Ben de zaten hazır baştan yazıyoruz. Başka yere alayım dedim. Şimdi bu drawer manager'ın içerisindeyiz. Ama ne drawer? Main controller'ın içerisindeki şu instance'ı da alalım. Şu change dediğimiz page to'yu çalıştırmak istiyorum. Zaten yukarıda da page'i getiriyor. Yani bu page'i aldığı gibi buraya uyguluyor aslında. Hatta şu yapıyı da şurada çalıştırabilirim. Yani aslında yine şu şekilde deneyelim. instance.controller.animated.page2. Bakın aslında burada da bu durumu çalıştırabilirim. Sadece buradan kontrol gibi. Buraya geldim. Page duration nokta ne demişiz? Duration MS300. Onu da oradan almışız. Curves'a da Curves Elastic verelim. Bu sefer de Elastic ine alt verelim. Şuradan da şöyle yaptığımızda aslında bir şey kalmıyor diye tahmin ediyorum. Hatta yani şuraya şu kodu iptal ettiğimizde de çalışması lazım. Çünkü bu kodu aslında zaten şuraya aldık. Future void değil, void diyelim. Bir sorun oluyor mu? Yok, olmuyor. Burada belki future void diyebilirdik. Önemli değil. Şimdi deneyelim. Ha, aşağıda kızdı. Nereye kızdı bakalım. Change not file. Evet, bakın burada da şey vermemiz lazım. Main page main screen controller. Şurada iptal edeyim. Şimdi şu projeyi kapatıyorum. Sanırım proje eski kodla çalışıyordu. Şimdi tekrardan oluşturalım. Şöyle geçelim bakalım. Evet, bir yerde bir hata yaptık. Bakın hiçbir sayfaya gitmiyor. Sanki olduğu yerde kalıyor. Elle geçiyor ama buradan komutla geçmiyor. Ona bakacağım. Şimdi var mı burada bir hata? İşte %40'larda çalışıyor. İşlem proseste var mı? Yok. Yani %15'ini zaten uyuk geçiyor. Hatta %16. Önemli değil. Şimdi buraya geldik. Evet, buradan tuşa basıyoruz. Şuradan ama çalışmıyor orası. Hemen bakalım. Orası neredeydi zaten? Drawer menu listeydi. Evet, burada. Şimdi ben o zaman şöyle yapayım. Şurayı tekrar açayım. Şöyle. Bunu da buradan tekrardan iptal edeyim. Büyük ihtimal void kısmını algılamadan hızlıca devam ediyor. Yani onu da göstereceğim. Replace Future Void. Page Duration da verelim. Şimdi bu şekilde tekrardan bir restartlayalım. Bakalım bir hata var mı? Evet, gördüğünüz gibi sayfaları geçiyor. Future Void vermediğimiz için, yani şuraya. Buraya aslında Future Void versek sanırım o da olacak. Hatta deneyelim. Çünkü onu beklemeden lap diye atlıyor sayfayı.
Şöyle yapsak. Mighty normal null future void. Tamam. Seni de aşağı alacağız zaten. Şöyle. Return diyeceğiz. Bu şekilde. Bunu da vereceğiz. Tamam. Şimdi tekrar denemek istiyorum. Şurayı iptal ederek. Şurayı da sadece void alarak. Şimdi tekrar deniyoruz. Sayfa yenilensin. Restart yapıldı. Basıyorum. Evet, gitmiyor. Sadece kodu burada tutmak daha makbul olacak sanırım. Şuraya aldım tekrardan. Şunları da çalıştırayım. Evet, küçük void'ını ver. Şunu al. Evet, evet, tamam. Buradaki şu kod burada olmamalı. Onun yerine işte ayrı bir logikte durmalı. Bunun haricinde zaten şimdi sayfayı da göstereceğim. Hani provider şeklinde istediğimiz yerden tutmuş olacağız. Şöyle yapayım. Pardon. Şöyle. Bakın hop. 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 Hop şeklinde sayfayı değiştirebiliyoruz. Bir de şurada tuşumuz var. More about. Bakın bu çalışmıyor şu an. Ona bakalım. Şuradan bunu kapatıyorum. Tamam, bu bölüm çalışıyor artık. Şimdi bunu ne yapacağımızı göstereceğim size. Hani ne işimize yaradı bunu dışarı almak. İşte tamam, saçma da olsa oradan oraya taşırdık, olurdu, biterdi falandı filandı. Yani biz oradayken mevcut page'i tutamıyorduk. Yani tutuyorduk ama onun için de işte oradan oraya oradan oraya taşımamız lazımdı. Şöyle yapayım. Fix import. Oradan oraya, oradan oraya taşımamız lazımdı. Şimdi biz bu main page'i, mevcut sayfayı şurada tutabiliyoruz. Bu tutmak başka yerden kontrol etmemizi sağlayacak. Şimdi ben neye bakacaktım? Şuradaki tuşa. O da nerede? Home ekranında. Şuradan drawer'ı kapatayım. Page view'u kapatayım. Home ekranını çağırdığımda bu ne? Burada ne yapacağız? Tamam, önemli değil. Home çağırırım. Ne saçma bir şey olmuş. Evet. Left'in içerisinde olması lazım. Nerede button? Button, button. Hello text. About button. Evet. Şimdi şuradaki fonksiyonun içerisi boş gördüğünüz gibi. Aslında az önceki şeyi yapması lazım bu. Ne yapacak? İşte main script controller.instance.change diyecek. Burada biz biliyoruz ki current değil, change. Biz biliyoruz ki burada birinci sayfaya gidecek. Şuradan main screen controller instance nokta nerede controller nokta animated.to yapacağız. Animated.to'da da offset animated.to değil. Nokta animated.to page yapacağız. Burada page 1 diyoruz zaten. Yine oradaki gibi. Şuradaki duration'ı da aslında aynı kodları buraya vereceğiz. Bunu da ayrıdan bir yere yapacağım. Yani her yerden bu kodları yazmayacağız da bir yerden tek bir fonksiyon. Bu fonksiyonu özelleştireceğim. Neydi? Page duration nokta. Bunu da niye böyle yapmışım bilmiyorum. Bunu da düzeltiriz. O da saçma olmuş. Curves'a geldim. Curves neydi? Elastik yapmıştık. Inout. Şimdi bir deneyelim. Bakalım nasıl oldu. Şuradan da virgül atayım. Şöyle olsun. Şimdi bunun kodunu şuradan tekrardan restart atıyorum. Bakalım gelmiştir. Buradan bastığımda gitmesi lazım. Gitmedi. Buradan gidiyor. Buradan bastığımda gitmiyor. Bakalım. Drawer menu listin içinde miydi? Bakıyorum. Şurada bir kontrolörümüz vardı. Ha. Tabii ki de temel hatamız şuradaki future void sistemi. Yani şurada future void diye bir sistemimiz var. Hatta class'ın içinde mi bu? Yok, aslında ben bu fonksiyonu özelleştirmişim. Yani ben buraya şuraya gelip controller'ın içerisinde bir yere şuraya function'ı alırsam function'ı şuradan keseyim. Şuraya alayım. Kadi bakmalı.
ne diyor? Foundation yok diyor. Tamam. Federation diyelim. Tamam. Aslında fonksiyonu özelleştirmişim. Sadece yerini vermemişim. Hemen onu da düzeltelim. Neye kızıyorsun sen? Ha, burada bunlar yok diyor. Şurada da diyecek ki ben senin yerini nereden bileyim? Nokta nokta diyecek. Şunu da verdik. Onu da iptal ettik. Tamam. Şuradaki federation'ı aldık. Şimdi left'in içerisindeki şu tuşa geldik. Buradan ben onu çağıracağım. Yani şu page animated to falan filan. Bu kadar. Teknik olarak bu olması lazım. Şuradan da tekrardan çalıştırdım. Çünkü zaten ben bunu, bu kodu buraya özelleştirmişim. Şuradan geldim. Hadi bismillah dedim. Bastığımda gördüğünüz gibi gitti. Tamam, sorun yok artık. Bütün kontrolörümüz dışarıda. Şimdi gelelim bu ekmeğin, bu işin meyvesini yemeye. Bizim bir main drawer'ımız var. Drawer'ın içerisinde de, pardon, main drawer, evet, main drawer'dayız değil mi biz? Bakıyorum, evet, drawer'dayız. Şimdi ben drawer'ın içerisinde şurada listem var. Bakın, böyle çıkıyor. Şimdi ben bu listeyi değiştireceğim. Nasıl yapacağım? Şimdi ben burada menu list, drawer, list falan filan yaptım. Buradan kendini listeliyor. Çok güzel. Şimdi gidelim şu menu liste. Neymiş, neciymiş. Bakalım. Şimdi bizim burada bir yapımız var. Gördüğünüz gibi. Burada menu modül alıyor falan filan. Şimdi ben demişim ki icon işte size 36 olsun. İşte arada bir 16 boşluk olsun. Bir şey olsun. Bir de burada drive divider koymuşum. Değil mi? Şimdi ben buraya geliyorum. Şu modelin içinde nerede model drawer menu modül. Bakın drawer menu modülün içerisinde de page number'larımız var. Şunu da şöyle ayırayım, saçma durmuş şurada. Hangi sayfanın aslında hangi sayfa olduğunu da söylüyor yani kendince. Şuradan page number'ını da verdik, tamam. Heh. Şimdi bu modelin içerisinde aslında bir page number var yani işin özünde. Ben buraya geliyorum, diyorum ki main, şuraya boşluk atayım, main screen controller nokta instance nokta current page eşittir model, yazamadım, model nokta işte neydi, page number, şurada eşitse bunu yap, işte değilse bunu yap. Başka bir divider daha yapalım. Şöyle bir kod oluştu işte. Hani bu buna eşitse bu, değilse bu. Ben burada gri diyordum ve thickness'ına 1 diyordum. Şimdi şu seçimi şöyle alayım. Tabi bunu daha da farklılaştırabilirsiniz ama şuradan göstereyim. Şimdi mesela ben thickness'ını 2 olsun istiyorum ve şeyde black olsun istiyorum. Yeri belli olsun. Hatta red mi diyelim, red diyelim. Daha farklı olacağı için. Şimdi mesela ben bu kodu yenilediğimde bakın. Şimdi seçili sayfa bura oldu. Şura nerede? Seçtim bu sayfayı. Şurayı seçtim. Burayı seçtim. Ha, tam tersi yapmamız lazım. Eşitse bu, değilse bu gibi bir şey olmuş. Şuradan değil eşittir deyip hiç kodu değiştirmeyeyim. Yani şurada bakın aslında bunların hepsi gri thickness'ları. Burada mesela şuraya basıyorum. Ha, bu da gri olmuyor. Sebebi tabii ki de tamam. Bu değişimi verdik en azından. Gördüğünüz gibi ilk başta bir grilik var. Şimdi burada da main page controller'ın değiştiğini şuradan takip edeceğiz. Şimdi ben bunu bir builder fonksiyonuna alıyorum. Ve buraya da geliyorum. Sen diyorum consumer'sın. Buraya da sen main page screen controller'ın consumer'sın diyorsun. Buraya da geliyorsunuz. Provider, bir de child veriyorsunuz. Bu fonksiyonun temelinde var. Şimdi ben burada provider diye bir değişken aldım. Şurada gördüğünüz gibi. Buraya gelip boş yere main page controller falan pişman diye uzun yazmama gerek yok artık. Provider dediğimde de anlıyor. Ben bu provider'daki değişikliği verdiğimde bütün hepsi zaten sürekli değişken haliyle anlayacak bu durumu. Tekrardan yeniliyorum. Buraya geçtim. Şuradan sayfaya bastım. Bakın bunun altı kırmızı oldu. Buna bastım, altı kırmızı oldu. Buna bastım, altı kırmızı oldu. Hatta bir değişiklik daha yapalım. Şurada size demişim. Size'a da geleyim. Şuradan
provider nokta current page eşittir model nokta neydi, page number ise 36 değilse 24 mesela, böyle bir şey yapalım. Şuradan da baktığımızda bakın, buraya tıkladığımda bu büyüyor, buraya tıkladığımda bu büyüyor, bu küçülüyor, bu büyüyor, bu küçülüyor. 36 normali olsun ya da 30, evet 36 normali olsun, bizimki büyük olan 48 olsun. Öyle bir tanımlama yapalım, daha makbul olacak gibi. Şöyle de bir yapıyı tekrar verdim. Şimdi tıkladığımız yer daha büyük olacak. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi basıyorum. Basıyorum. Ha şey, yine tam tersi. Büyük olan 48, küçük olan 36. Yine kodu yanlış verdik. O yüzden öyle oldu. Bakın hepsi küçük. Basıyorum, bu büyüyor. Basıyorum, bu da büyüyor. Basıyorum, bu da büyüyor. Sanki bunu seçtiğimi ibare ediyormuş gibi oluyor bana. Yani buranın renklerini falan bile değiştirebiliriz. Main page controller'ı buraya almamızın temel mantığı buydu. Bunu da yaptık. Şimdi drawer'la ilgili pek bir şeyimiz, yani özelleştirme anlamında mutlaka var ama genel mantıkta bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bu sayfayı kodladığımız gibi aynen diğer sayfaları da kodlamaya başlayacağız. Zaten bu 5-6 sayfayı kodladıktan sonra da kalan 4 sayfayı her birini bir videoda kodlasam 5 video sonra bunun yayınlama halini koyacağım. Yani internet sitesinde orijinal haliyle duracak. İşte buraya nokta nokta halilucan.com yaptığınızda bulunacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.